Değerli kardeşlerimiz sorularla islamiyet.com sitemize gelen bir soru şöyle. Sabah ve akşam namazlarından sonra okunması sünnet olan dua nedir? Bir defa her namazdan sonra tesbihat yapmak sünnettir. Ve Peygamberimiz Aleyhisselatü Vesselam'ın hem sözlü sünneti hem de fiili uygulamaları vardır. Bununla ilgili bir hadis-i şerif aynen şöyle. Her namazın ardından 33 defa subhanallah, elhamdülillah ve Allahu ekber dersiniz. Bizim her gün her namazdan sonra yaptığımız tesbihatın aslını ifade eden bir hadis. Sonra da la ilahe illallahü vahdehu la şerike leh, lehül mülkü ve lehul hamd ve huve ala kulli şeyin kadir derseniz deniz köpüğü kadar bile olsa günahlarınız bağışlanır buyuruyor Peygamber Aleyhisselam. Müslim'de geçen bir hadise göre. Şimdi demek ki ister akşam ister sabah bütün namazlardan sonra bu şekilde tesbihat yapmak sünnettir. Ve Müslümanlar da bunları ellerinden geldiği kadar yapmaya çalışıyorlar. Sabah ve akşam namazlarının hemen arkasından yapılması tavsiye edilen birçok dua var. Bunlardan bir tanesi çok önemli. Onun için ben onu sizinle paylaşmak istiyorum farklı rivayetleri değerlendirdiğimizde Peygamberimiz Aleyhisselatü Vesselam'ın özellikle onar defa okunmasını tavsiye ettiği ve pek çok faziletini saydığı dua şöyle. Toplamını ifade ediyorum. La ilahe illallah vahdehu la şerike leh. Lehul mülkü ve lehul hamdü yuhyi ve yumit ve huve hayyul la yemut bi yedihil hayr ve huve ala kulli şeyin kadir. Bu duada 11 tane kelime var. Allahu Teala'yı 11 ayrı özellik ile med ediyor, övüyor ve onun güzel sıfatlarını sayıyor. İşte peygamberimiz Aleyhissalatu vesselam Ebu Zer efendimizden gelen bir rivayete göre bu duayı okuyanların sabah ve akşam namazlarından sonra Namaz kılma halini değiştirmeden namazı bitirdik. Namaz bitti. O namaz halini muhafaza ederek kıbleye dönmüş şekilde bu duayı 10 defa tekrar eden kişiye Allahu Teala'nın vereceği sevapları şöyle özetleyelim. 1. Bir, bir defa ona onlarca sevap verilir. 2. 10 günahı silinir. 3. 10 derece yükseltilir mertebe kazandırılır o günün tamamında her şeyden emin ve emniyette olur. Şeytandan korunur ve o gün hiçbir günah ona ulaşmaz inşallah. ibadetlerini iptal etmez. Şeytandan korunur ve o gün hiçbir günah ona ulaşarak amelini iptal etmez. Yani yaptığı ibadetleri boşa çıkarmaz. Demek ki Cenab-ı Hak bize mükafatlar vermek istiyor. Bunların da yollarından bir tanesi ve en önemlilerinden birisi duadır. Özellikle namazlardan sonra yapılan duaların makbuliyeti daha önemlidir. Hasreten namaz kıldığımız o hali bozmadan, namaz bittikten sonra bu şekilde bu duayı on defa okumanın böyle yüksek faziletleri var. Elimizden geldiği kadar bu duaları okuyalım. Sonra da bu duada geçen Allah'ın isimlerini anlamaya çalışalım. Ben bu duanın kısa bir mealini vererek hiç olmasa yaptığımız duanın ne mana geldiğini de bilerek okursak inşallah daha fazla sevap kazanmış oluruz. La ilahe illallah. Allah'tan başka hiçbir ilah yoktur. İlah namına hiçbir şey yoktur. Sadece Allah vardır. Vahdehu. Allah birdir. La şerikele. Onun ortağı, şeriki yoktur. Lahul mülk, mülk umumen O'nundur. Ondan başka hiç kimsenin mülkü yoktur. Ve lahul hamd, madem mülk O'nundur, öyleyse hamd, şükür, övgü, sena, hepsi O'na aittir. Ondan başka kimse hakikat noktasında hamde, şükre layık değildir. Yuhyi, yuhyi, yaratan, var eden, hayat veren O'dur. Ve yumit, Öldüren, dünya hayatını sona erdirip ahirete irtihal ettiren de odur. O vahhayyul O diridir ve ölümsüzdür. Bi yedil hayr. Hayrın tamamı onun elindedir. Bütün hayır onun elindedir. Ve şeyin kadir ve o her şeye kadirdir. Ve ileyhil masir ve en son dönüşümüz de onadır. Bu duayı bir daha tekrar ederek cevabımızı sonlandıralım hüsnü hatimeyle ile misk ile la ilahe illallah vahdehu la şerike leh Lehül mülk ve lehül hamd yuhyi ve yumit ve huve hayyul la yamut bi yedil hayr ve huve ala kulli şeyin kadir ve ileyhil masir